Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özağ, donanımhaber.com olarak. Bugün Turkcell Teknoloji Zirvesi'ndeyiz. Yanımızda da Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu var. Kendisiyle 4.5G üzerine konuşacağız. Kaan Bey merhaba. Merhaba, selamlar. Teşekkürler. Şimdi ilk olarak dün yaptığınız Twitter'daki paylaşımla başlamak istiyorum. Biz onu görür görmez anında reaksiyon gösterdik ve bir haberini yayınladık. Neredeyse 300 megabit saniyede 300 megabit'e varan bir hız paylaşımımız oldu. Okuyucularımızın bazı yorumları var. İşte Turkcell 375 megabitler diyor ama genel müdürü bile 275 görürse biz yüzü göremeyiz tarzında bir takım böyle değişik yorumlar var. Önce bununla başlayalım isterseniz. 4.5G tarafında ortalama bir Turkcell kullanıcısı. Tabii cihaza göre bunlar değişecek ama ne gibi hızları görecek 1 Nisan'dan sonra? Ya inan enteresan bir hikayesi var o paylaşımda. Çünkü bir toplantıdaydım. O sırada bir deneyeyim dedim. 275'i görünce de hemen bizim ekibe söyledim. Bunu paylaşmak istiyorum. İznimiz var mı? BTK'dan bir problem yaşar mıyız diye. Yaşarız dediler. Ben yine de paylaşalım dedim. Öyle başladı. Senin de sorularına cevap veremedim. Bir, ben bunu kategori 6 bir cihazla denedim. Dolayısıyla cihazın zaten teknik limiti 275 download, 44 upload rakam gördük. Çok enteresandır. Zaten paylaşıma devam edin dedim ki yeni rekorlarımı da paylaşacağım. Evet. Çünkü kategori 7'ler çıkacak. İleride daha yüksekleri çıkacak. Kategori 7 ile bizim geleceğimiz nokta 375 megabit. O 1 Nisan'da da onu hizmete vereceğiz. Çok enteresan, o Twitter paylaşımını yaptıktan sonra yarım saat sonra GSMA'in başkanı Matt, gördüğünüz onu da değil mi? Tebrik etti. Yani 275'i bile dünyada tebrik ediyorlar, görüyorsunuz. 375 hakikaten dünyadaki en hızlı, ticari olarak mevcut en hızlı şebeke olacak. Şimdi tekrar okuyucuların yorumlarına dönmek istiyorum. Genelde şöyle bir düşünce var. Evet, 375 megabitler söylem olarak inanılmaz güçlü, hakikaten şaşalı değerler ama biz 100 megabiti herhangi bir yerde görelim ve kotaya takılmayalım. Genelde çünkü beklenti bu yönde. Belki download hızı 10 kat, upload hızı 30 kat artacak ama merak edilen konu şu, kotalarda 10 kat ve 30 kat artacak mı? Çünkü veriye daha hızlı erişeceğiz. Dolayısıyla data tüketim daha hızlı olacak. İster istemez 375 megabit ile 2 GB kotayı kullandığınız zaman zaten 2 saatte muhtemelen kotayı bitirecek gibi görünüyor kullanıcıların pek çoğu. Bu konu hakkında ne gibi bilgiler paylaşabilirsiniz? Çünkü bazı rakipleriniz tarifelerini ufak ufak paylaşmaya başladılar. Siz o konuda neler yapacaksınız? Biz üst tariflerimizi paylaşmak istemiyoruz. Onu sürpriz yapmak istiyoruz ama müşterilerimize muhakkak kota alanında çok güzel sürprizler bekliyor. Ama daha da önemlisi, biliyorsunuz biz artık lider mobil operatörlükten lider entegre telekom hizmetleri şirketi halinde dönüşüyoruz. Bu da şu demek, artık kota, fixed mobil bir arada düşünülmesi gereken belki bir şey olacak. İnsanlarımız evlerinde de, sokaklarda da 2017'lerde gigabit internetin keyfini çıkaracaklar. Bunu yaparken de çok memnun olarak çıkaracaklar. Kota problemlerini de yaşamadan çıkaracaklar diye düşünüyorum. Peki şimdi tabii Turkcell Spot Online, hatta yine dün sizin paylaşımda dönecek olursak eğer, kablosuz fiber diyorsun, sanal fiber diyorsun siz yeni 4.5G'ye. Tüm bu ekosistemi bir araya getirdiğimiz zaman Turkcell'in bir servisten istifade eden diğer servisini entegre etmek istediği zaman, örneğin ben evde Spon'dan kullanıyorum ama dışarıda başka bir operatörü kullanıyorum. Kendimi Turkcell'e taşırsam bu noktada tüm tarifeleri bir araya getirip onlardan yaratacağım bir kombinasyonla çok ekstrem örneğin kotalara ulaşabilecek mi? Bu tür esneklikler sağlayacak mısınız? Ya inanın hangi müşterimizle konuşsak aynı soruyu, aynı isteği bize dile getiriyor. Eğer bu isteği biz yerine getiremezsek kendi vizyonumuzla çelişmiş oluruz diye düşünüyorum. Bize birkaç ay daha tanıyın. Bu hayata geçecek ve bizim entegre telekom hizmetleri olmak ne demek bir anlamda da ete kemiğe bürünecek. Tabii bu teknoloji mobil, akıllı ilk olarak mobili getirdiği için son olarak şunu sorayım. Şimdi Türkiye'de satılan cihazların genel profiline bakıldığı zaman en alttan en üste kadar pek çoğu şu anda büyük oranda %75-80 LTE desteklilerin kategori 4, bir kısmı kategori 6. Dolayısıyla siz 1 Nisan'dan itibaren kendi portföyünüzü oluştururken üreticilere, cihaz getirenlere bir yaptırımda bulunacak mısınız? Ultimatum verecek misiniz? Artık örneğin kat altı altında cihaz getir. Tabii bunun ücretlendirmesi var, vergilendirmesi var, maliyet hesapları yapılıyor ama tüketici faydası ne olsun? Altyapınızın kazandıracakları daha rahat hissedilebilsin diye böyle hazırlıklarınız var mı? Portföy anlamında, terminal ve cihaz anlamında. Muhakkak. Biz en iyi network'ün en iyi cihazlarla ve en iyi yazılımlarla, uygulamalarla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Cihazlar konusunda da her çeşit müşterimizin, her değişik fiyat seviyesindeki müşterimizin tatmin olabileceği ürün çeşitlendirmesine gidiyoruz. Burada limitasyonlardan ziyade çeşitlendirmeye odaklanıyoruz. Dolayısıyla en yüksek seviyeden en belki ucuz seviyeye değişik alanlarda ürünler çıkaracağız. Son şunu söyleyeyim. Ben bu röportaj esnasında daha ziyade okuyucularımızın merak ettiği şeyleri sormaya çalışıyorum. Genelde şöyle bir düşünce de var. İşte diyor ben 100 megabit kullanıyorum. Bir başkası 25 megabit kullanıyor ama kota bittikten sonra herkes aynı hızlara düşüyor. Bu konuda bir çalışmanız olacak mı? Kullanıcının sahip olduğu tarife ek
kota bittikten sonraki hızları ölçeklendirecek misiniz şahsa ya da pakete özel olarak bundan sonrası için? Müşterilerimizi biz sürekli dinlemek zorundayız. Eğer bu talepleri buysa buna da bakmamız lazım ve buna da cevap vermemiz lazım. Ben bunu isterseniz ev ödevi olarak alayım, çalışalım. Peki son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz bir düşünceniz ya da paylaşmak istediğiniz bir durum var mı? Çünkü 4.5G, 4.5G artık eli kulağında. Şu çok önemli. Özellikle kurumlara şu mesajı vermek istiyorum. Eskiden elit bir kesime, şirketler içerisinde %10'luk, 15'lik elit bir kesime akıllı cihazlar veriyorduk. Bu dönem bitiyor. Bu dönem bitiyor çünkü diğer %85'in de iletişim teknolojilerini etkin kullanarak verimliliklerini arttırmaları lazım. O yüzden buna hazırlanalım. Her KOBİ kendisine ürettiği ürün ve hizmete bakarak ben iletişim teknolojisini nasıl entegre ederim sorusunu sorması lazım. Başarı buradan gelecek. Evet arkadaşlar, Kaan Bey ile konuştuk. Gerçekten önemli ve güzel bilgiler verdi. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum Kaan Bey. Çok teşekkürler. Umarız 4.5G hem Türkcell'in ülkemiz için hayırlara vesile olur. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.